Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Monster Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde arkadaşlar bir oyunu oynamak yerine sizlere Xbox Game Pass'ten biraz bahsedeceğim. Şimdi şunu soruyor olabilirsiniz. Xbox Game Pass ile bilgisayarın ne alakası var? Çünkü arkadaşlar Xbox Game Pass sadece Xbox One'a özel bir sistem değil. Yani oyun bilgisayarı olan kişiler de Xbox Game Pass sistemine dahil olabiliyorlar. Aylık belirli bir ücret karşılığında bu sisteme abone olabiliyorsunuz ve yüzün üzerinde oyunu bilgisayarınıza indirip oynayabiliyorsunuz. Biz bu bölümde Xbox Game Pass'te yer alan en iyi, en popüler oyunları sizlerle paylaşmak istedik. Fakat şunu da dipnot olarak belirtmek istiyorum. Hali hazırda Monster'dan yeni bir notebook aldığınızda zaten bu sistem size bir aylığına hediye olarak geliyor. Yani diyelim ki yeni bir Monster notebook aldınız, size bir aylık Xbox Game Pass hediye olarak veriliyor arkadaşlar. Bu bir aylık süre içerisinde Game Pass kütüphanesinde yer alan yüzlerce oyunu indirip oynayabiliyorsunuz. Eğer üyeliğim devam etsin derseniz de cüzi bir miktar ödeyerek üyeliğinizi aylık bazda devam ettirebiliyorsunuz. Peki Game Pass kütüphanesinde hangi popüler oyunlar var? Dilerseniz lafı fazla uzatmadan şimdi bu oyunlara bir göz atalım. Evet arkadaşlar, sizlere önereceğimiz ilk oyun Gears 5. Biliyorsunuz aslında Gears of War serisi Xbox konsollarına özel olarak gelen bir seriydi. Fakat sonradan Microsoft dedi ki ben bu oyunları aynı zamanda Windows platformunda da yayınlayacağım. Ve PC oyuncuları da bu oyunları deneyimleyebilecekler dedi. Ve Gears of War 4'ün ardından Gears 5'i de PC platformunda kullanıma sundu. Bu oyunu bilgisayarınıza indirdiğiniz zaman Türkçe dil desteğinin geldiğini de belirtelim. Yani herhangi bir yama aramanıza ya da yama kurmanıza gerek kalmadan oyunu Türkçe altyazılı bir şekilde deneyimleyebiliyorsunuz. Tabii şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Gears of War köklü bir seri. Dolayısıyla direkt seriye Gears 5'ten başlarsanız bazı şeyleri anlamayabilirsiniz. Yani olayların nasıl geliştiği konusunda kafanızda soru işaretleri kalabilir. O yüzden en önce yine Game Pass sisteminde dahil olan diğer Gears of War oyunlarına da göz atmanızı tavsiye ederim. Tabii ki iki oyun bilgisayara gelmemişti. Xbox 360 platformuna özeldi. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşalım. Belki o hikayeleri YouTube üzerinden kısaca dinlemek oyun hakkında size daha çok bilgi verecektir. Evet, gelelim tavsiye edeceğimiz ikinci oyuna. İkinci oyun Streets of Rage 4 arkadaşlar. Biliyorsunuz bu oyun hemen hemen yeni çıktı diyebiliriz. Geçtiğimiz aylarda raflardaki yerini almıştı. Eski böyle retro oyunlardan hoşlananlar için kaçırmamaları gereken bir yapım diyebiliriz. Biliyorsunuz ilk 3 oyunu eski nesil Atari dediğimiz o ev konsollarımızda efsaneleşmişti zaten. 4. oyuna da baktığımızda o eski retro dinamiklerine sadık kalındığını görüyoruz. Eğer böyle yaşınız biraz 30'ların üzerindeyse falan bu oyun size muazzam derecede zevk verecektir ve size o eski günleri hatırlatacaktır. Dolayısıyla oyunu bir deneyimlemenizi tavsiye ederim. Hatta bu oyunu arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz artık bu Windows 10 tabanlı bilgisayarlara Xbox One kollarını direkt olarak bağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla gamepad bağlayarak arkadaşlarınızla da bu oyunları deneyimleyebileceğinizi sizlere belirtelim. Evet, önereceğimiz üçüncü oyun ise Middle Earth Shadow of War arkadaşlar. Biliyorsunuz Lord of the Rings serisine ait bir oyun bu. Tabi direkt olarak filmlerle alakalı bir hikayeyi anlatmıyor bizlere. Daha çok filmlerin öncesinde geçen hikayelere dayanan bir senaryo sunuyor bizlere. Gerçekten sürükleyici bir oyun. Biliyorsunuz zaten bu Shadow of War serinin ikinci oyunu. Daha önce Shadow of Mordor vardı. O da gerçekten çok zevkliydi oynaması. Açık dünya temalı bir oyun bu. Lord of the Rings evreninde keyfinizce dolaşabiliyorsunuz. O evrendeki vahşi yaratıkların üzerine binebiliyorsunuz. Onlarla gezebiliyorsunuz. Orkları avlayabiliyorsunuz. Kendi kabilenizi kuruyorsunuz. Bazı orkları kendi tarafınıza geçiriyorsunuz ve savaş ordunuzu kurarak dış güçlere, karanlık güçlere karşı savaşıyorsunuz. Sürükleyici bir oyun diyebiliriz arkadaşlar. Online bir modu var ama o kadar çok böyle oynanabilir bir mod olduğunu söyleyemem. Dolayısıyla offline yani hikaye tarafında gerçekten sizi eğlenceli bir vakit beklediğini söyleyebilirim. Eğer şu aralar boştaysanız yani böyle yapacak çok fazla işiniz yoksa öğrenciyseniz okulunuz kapandıysa bu oyunu da deneyimlemenizi tavsiye ederim.
Gelelim arkadaşlar bir sonraki oyunumuza. Football Manager 2020. Biliyorsunuz ülkemizde hemen hemen herkesin anladığı şeylerden bir tanesi de futbol. Yani sokakta rastgele birisini de çevirseniz size futbol hakkında pek çok bilgi verebilir. Hatta maç izlerken herkes birer teknik direktör olur. Şunun yerine bunu oynatsaydım bu maç böyle olmazdı diyerek bilgisini ortaya koyabilir. Peki gerçekte de böyle mi? İşte bunu öğrenmek istiyorsanız Football Manager 2020'yi indirerek menajerlik becerilerinizi sorgulayabilirsiniz. Tabi burada şu detayı unutmamak gerekiyor. Bu oyun gerçek bir simülasyon arkadaşlar. Yani futbolcularınızın sakatlıklarından tutun da taraftar ilişkilerine kadar pek çok detayla uğraşıyorsunuz. Dolayısıyla ben bu oyunu böyle birkaç saat oynayayım, şampiyon olurum gibi bir havaya girmeyin hemen. Bir sezonu bitirmek hemen hemen 8-9 saat sürüyor. Belki daha bile uzayabiliyor. Çünkü bu durum tamamen sizin ilişkileri nasıl kurduğunuzla önemli. Örneğin taraftarla çok ilgilenebilirsiniz. Hemen hemen her maçtan sonra röportaj vermek isteyebilirsiniz. Basın ilişkilerinizi arttırmak isteyebilirsiniz. Futbolcularınızla tek tek sohbet etmek isteyebilirsiniz. Bunların hepsi oyun içerisinde mevcut ve hepsi de oynanışa etki eden faktörler arasında bulunuyor. Evet, sizlere önereceğimiz son oyun ise biraz korku gerilim tadında bir yapım. Bu oyun aslında arkadaşlar Xbox 360 için çıkmıştı. Lakin çok popüler olduğu için daha sonra PC platformuna da geldi. Gerçekten güzel bir oyun. Sizleri böyle sarmalayan bir hikayeye sahip. Karanlık bir ortamda el fenerinizle yaratıkları öldürmeye çalışıyorsunuz. Gerilimin had safhada olduğu, belki böyle Resident Evil 7'den bile sizi daha çok ürkütecek dinamiklere sahip bir yapım. Eğer bu tarz oyunlardan hoşlanıyorsanız mutlaka Alan Wake'i de deneyimlemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, oyun canavarının bu bölümünde sizlere Xbox Game Pass'te yer alan bazı popüler oyunlardan bahsettik ki bunlardan daha onlarcası Game Pass'te yer alıyor. Dediğim gibi eğer bir Monster Notebook alırsanız zaten bir ay ücretsiz olarak size geliyor bu. Zaten hali hazırda bilgisayarınız varsa da girip cüzi bir miktardan üyeliğinizi başlatarak bir ay boyunca onlarca oyunu deneyimleyebilirsiniz. Haftaya yine aynı günde Oyun Canavarı'nın yeni bölümünde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.